Gelir kızım, ancak biliyorsun yolu uzak. Her çocuk babasının yolunu benim gibi bekler mi anneciğim? Tabii yavrum. Her küçük kız senin gibi babasının yolunu dört gözle bekler. Ah, Ömer! Ömer'im, ne oldu sana? Babacığım, canım babacığım, ne oldu sana? Kara Halil hapisten çıkmış, kardeşleriyle beraberdi. Elleri kırılasıca nasıl kıydı sana Ömer'im, ne ister bizden, niçin rahat komaz bizi? Hemen sıcak su yap, sırtım fena sancıyor. Babacığım, dur yaramı sileyim. Haşmet dede. Merhaba Dadalı oğlu. İş arıyorum, var mı? Ah oğlum! Bilmez misin ki Kara Halil bütün bu köylere iş sürmüş, adam salmıştır. Bir tek Allah'ın kulu çıkıp da seni çalıştırırsa, onu bu köyden yok ediyorlar. Senin için bir tek çıkar yol vardır, o da kasabaya inip orada bir iş tutmaktır. Orada bir balıkçı Osman var. Git ona, Haşmet dedenin gönderdiğini söyle, seni hemen işe alacaktır oğul. Sağ ol Haşmet dede, bu iyiliğini unutmayacağım. Güle güle oğul. Ye! Ye! Vay canına! Demek kasabaya iniyorsun da Dadalı oğul. Gitsin, gitsin de görsün Kara Halil'in kim olduğunu. Orada da rahat koymayacağım onu. Zaliha! Buyur ağa. Hemen köye in, herif ne zaman inerse bana haber getir. Olur ağa. Bir müddet ayrı kalmaya mecburuz. Size oradan para gönder. Biraz para biriktirince ben de dönerim. Ömer'im benim. Hasretine nasıl dayanacağım? Babana yürüyen at alacak mısın? Tabii yavrucuğum. Küçücük, minnacık bir at alacağım. Öyleyse git babacığım. Sen annemin ağlamasına bakma. Ben onu sustururum sen gidince. Ağlama anneciğim, babam yine gelecek. Evim, namusum, kızım, her şeyim evvelallah sonra sana emanet muhterem. Gözün arkada kalmasın oğlum. Senin evin namusun demek, benim evim namusum demektir. Kimse bir şey yapamaz onlara. Sağ ol muhtar emmi. Hakkını helal et. Hadi Allah'a ısmarladık küçük kafacan. Sakın yaramazlık yapıp anneni üzme. Sen hiç merak etme babacığım. Eyvallah muhtar emmi. Güle güle. Baba! Yürüyen atımı unutmayın mı babacığım? Thank you.
Üzülme kızım, Allah kavuştursun. Bir arzun olursa bana bildir. Sağ ol muhtar emmi.